Öncelikle 62 gündür Ankara'da hangi gerekçeyle görevinden uzaklaştırdığını kendisinin dahi bilmediği bir şekilde görevinden uzaklaştırılan öğretmenlerin açlık grevi devam ediyor. 62 gün arkadaşlar. Açlık grevinde devam eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hayati tehlike noktasına gelmiş durumda. Burada birçok kişi zannediyorum ki bu ihraçların nedeninden habersiz. Bugün ihraç edilen insanların büyük bir kısmı barış bildirisine imza attığı için ihraç edildiler. O hali niye çıkardınız? FETÖ'yle mücadele için. Bu bildiriyle FETÖ'yle mücadelenin ne alakası var? Birbiriyle ilişkisi olan konular mı? Değil. Yapılan iş vicdanınızı sızlatıyor mu? Bu insanların ölmesine bu parlamento göz mü yumacak? Buna derhal müdahale edilmelidir. Değerli arkadaşlar, bakınız. Size bir haber başlığı göstermek istiyorum. Çok ilginç, benim dikkatimi çekti. Zannediyorum sizin de dikkatinizi çekecektir. FETÖ sanığını serbest bırakan hakimi FETÖ'den rüşvet aldı diye tutuklayan hakim FETÖ'den tutuklandı. Arkadaşlar bakın, obur iktidarlar hazımsızlıktan ölür. İktidarın güç ve tabiri caizse iktidarın o elinde sopa tutma ihtirasını yaşamaya devam ettiğiniz sürece bu sizi çok daha kötü noktalara götürecek değerli arkadaşlar. Bakın, bir seçim yaptınız. Seçim boyunca terör estirdiniz. İnsanların pankart asmasını engellediniz. Ya seçimin sonucunda bak, ben burada sizin desteklediğiniz Sabah gazetesinin sitesinden yayınlıyorum. Singapur Cumhuriyeti'nde açılan sandık efendim katılım oranı %106.95. Seçmen sayısı 604, kullanılan oy 646. Neresinden tutsak elimizde kalacak şaibeli, mühürsüz bir YSK darbesinin ardına bir rejim inşa etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi inşa etmeye çalıştığınız rejimin içerisinde bu parlamentonun şu anda Sayın Başkan'ın makamında oturmuş olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi, muhabbet yok mu değerli arkadaşlar? Sayın Başkanımız tamam dedi ki ben kabul edemem dedi. Ama neden burada Mustafa Kemal Atatürk'ün özel hayatıyla ilgili aleni bir şekilde alçakça bir iftiranın yapılmasına karşı topyekun bir tavır koymadınız? Kaç taneniz bununla ilgili ben tavır koydum, dava da açtım. Senin bugün partili hakimin benim davama da takipsizlik verdi. Gel sen aç, takipsizliği de kaldırt. Basın özgürlüğüymüş. Ne basın özgürlüğü? Senin hakimin takipsizlik verdi. Yakışıyor mu? Gelin hep beraber gidelim, milletvekilleriyle beraber dava açalım. Aynı hakaret. Hiçbir şekilde kabul etmeyiz bu lafın Cumhurbaşkanı için yapılmasını. Aynı hakaret Cumhurbaşkanı için yapılsa her biriniz Twitter'ı yıkarsınız be. Twitter'ı yıkarsınız. Bu kadar ahlaksızca bir tutum karşısında tavır koydunuz mu? Niye koyamıyorsunuz? Kurmak istediğiniz rejimin ana hatlarını ifşa ettiniz. Dolayısıyla sizi bu çelişkilerle baş başa bırakıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.